Merhabalar efendim. Soğuk sıklıkla özellikle kas kemik yaralanmalarında kullandığımız bir yöntem. Kriyoterapi diye bir şey var aslında bu soğuk tedavisi. Benim kanalımda daha önce kendisini donduranlardan bahseden bir videom var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Burada bahsettiğimiz soğuk ise oldukça ciddi bir soğuk. Tabii spor yaralanmalarında esas farklı yöntemler var. Bunun yanında özellikle ilgili hasarlı bölgeyi sadece lokal olarak soğutan bazı geliştirilmiş teknolojik tedavi yöntemleri de var. Burada söz konusu olan nitrojen gazı. Nitrojen gazı oldukça düşük sıcaklıklar sağlıyor bize. Isıyı düşürüyoruz. Tabii ki ağrıyı azaltıyor, kas hasarını azaltıyor, iltihabı azaltıyor ve hasarı mümkün olduğu kadar sınırlamaya çalışıyor, iyileşmeyi hızlandırıyor ve oksijen radikallerini azaltıyor. İşin temelinde bu var. Tamamıyla tüm vücut bir odaya sokulduğu zaman anti-aging için ve cilt yaşlanmasını önlemek için insanların sevdiği bir yöntem. Prostat kanseri için zayıf bulgular var, onu hemen geçelim. Peki ne kadar soğuk? İşte gördüğünüz üzere bu soğuk -110 ila 140 derece arasında. Peki ne kadar süre kısa olması lazım? 2-4 dakika uygulanıyor. Günde 2 kez, 10 gün uygulandıktan sonra ise ayda 1 kez uygulanıyor. Buna dayanmak çok zor. Yani bu kadar bir ısı ne sağlıyor derseniz bazıları da diyor ki bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ama başka konular da var. Ağrıyı azalttığını söylemiştik ama migren ataklarını azalttığını da iddia edenler var. Hatta adrenalin ve endorfin artırarak depresyona iyi geldiği söyleniyor. Bunama ve Alzheimer'da ve cilt hastalıklarında ve sivilcede iyi olduğu söyleniyor. Tabii bütün bunların hepsine biraz şüpheyle bakıyoruz çünkü elimizde kesin bir bilgi yok. Bunun yanında yan etkileri var. Özellikle çarpıntı, aritmi ve fibrilasyon adını verdiğimiz ölümcül aritmilere neden olabilir. Tabii göğüs ağrısı, kalp krizi yapabilir, ciltte yanık yapabilir, soğuk yanığı. Dolaşım bozukluğu olanlar, özellikle şeker hastaları, bacak damar tıkanıklığında soğuk her zaman için kötü. Yani bu kısacası ancak biraz hani fantezi yapmak isteyenler için ortaya çıkarılmış bir tedavi yöntemi diyebiliriz. Zamanınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.